Bugün 19 Haziran, uzun süredir devam eden bir süreç. Peki şu anda ne aşamada? Weghorst Beşiktaş'a ne söyledi son olarak? Sercan Dikme telefon attığımızda. Sercan, sözü sana bırakalım. Günler Koray, Haldun abiye de Zeki abiye de selamlar, kolay gelsin. Teşekkürler. Az önce senin de ifade ettiğin gibi biraz 5 gün gecikmeli olsa da 6 Haziran tarihinden bu yana Beşiktaş'ın adeta yılan hikayesine dönen az önceki VTR'mizde de izledik. Weghorst transferine dair bütün detayları gerçekten vicdani açıdan çok rahatım. En doğru şekilde aktardık. Bunu Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'ye de ben yüz yüze iki defa sorma fırsatı buldum. Biri Kulüpler Birliği'nde, diğeri Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde. Bugün yapılan toplantıda herhangi bir sonuç çıkmadı. Bu cümleyi ben üçüncü kez kullanıyorum. Ancak bir sonuç çıkmaması yine bir olumlu veya olumsuz olarak nitelendirmemek gerekiyor. Sadece birazcık olumsuz olarak görebileceğimiz nokta şu. Son 5 gün önceki toplantıya oranla. Son 5 gün önce yapılan toplantıda Weghorst aile bireyleriyle ilgili sıkıntılarını, aile bireylerinin İstanbul'a gelip gelmemesiyle ilgili kafalarında soru işareti olduğunu ifade ediyordu. Bugün sıcağı sıcağına dakikalar önce tamamlanan toplantıda Weghorst kendisine Frankfurt'un yenilenmiş bir teklif yapacağını, Borussia Dortmund'la ki orada Dortmund'da Haller'le ilgili görüşmeler de devam ediyor sıcağı sıcağına, Borussia Dortmund'la gayri resmi transfer görüşmeleri yaptığını, yakın zamanda Dortmund'dan bir teklif alacağını, o teklifi de gördükten sonra Beşiktaş'a olumlu veya olumsuz anlamda geri döneceğini ifade etti. Tekrar ediyorum, bugün Beşiktaş ve Weghorst arasında yapılan görüşmede bir sorun çıkmadı. Ancak tamamen bu defter kapandı. Tamamen artık Weghorst Beşiktaş'a geliyor gibi nitelendirmemek gerekiyor. Weghorst bugün Beşiktaşlı yetkililere Borussia Dortmund'dan bir teklif alacağını, gayri resmi görüşmeler yaptığını, yüz yüze görüşmeler yaptığını ve bu görüşmelerin sonucunu, teklifi beklemek istediğini ifade etti. Ki özellikle Beşiktaş'ın 2,7 milyon euro civarında bir yıllık ücret teklif ettiğini ifade etmiştik 6 Haziran tarihinden itibaren. Ancak ne Borussia Dortmund'un gayri resmi görüşmelerde ne Frankfurt'un ilk yapmış olduğu teklifte 2,7 milyon euroluk yıllık ücrete yaklaşabileceğini sanmıyorum ki nokta şu an bulunduğumuz nokta bu. Ancak burada bu sürecin uzaması, bu görüşmelerin 3-4 günde bir tekrar edilmesi. Bunlar bizim edindiğimiz bilgiler ki 5 gün önce bırakmıştık, 4 gün önce bırakmıştık. Belki arada yetkililer görüşmüştür de ki benim inancım görüşmüş olduğu yönünde. Ancak en son pazar günü yanıt vereceğim demişti. O yanıtı verdi. Halen havada kalmış bir durum var. Ancak bu Weghorst'tan kaynaklanmış bir durum. Halen Beşiktaşlı yetkililer bekliyor. Ancak Weghorst olmaması durumunda Sörloth'la ilgili de temaslarını sürdürecek Beşiktaş. Bunu şu an Sörloth ismini yüksek sesle dillendirmiyor olsak da halen Sayın Başkan Ahmet Durçebi'nin, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Sayın Emre Kocadağ'ın, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın akıllarının bir yerinde Sörloth var. Bunu net bir şekilde ifade edebiliriz. O nedenle şu an Weghorst görüşmelerin halen hafta içine kalacağını ifade edelim. Teyitli bir bilgi mi diye futbol severler şu an bizi A-Spor ekranlarında izleyenler vardır. Teyitli bir bilgi olduğunu da ifade edeyim. Şimdi Weghorst burada süre istiyor Beşiktaş'tan. Sürekli olarak süre istiyor. Sürekli, Ama burada sürekli. Beşiktaş'ın belirlediği veya Weghorst için tamam süre istiyorsun ama son süre tarihi senin için şudur. Bugüne kadar cevap verdin, verdin. Vermezsen biz başka adaylara yöneleceğiz dediği bir tarih var mı peki? Yani bu ne kadar daha Beşiktaş, devam edecek böyle süre isteme yani süreci? aslında Koray Baloğlu, Sayın Başkan Ahmet Durçevi geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği'ndeyken sözlü olarak ben ve iki kişinin, iki basın mensubu büyüğümüz ve arkadaşımızın olduğu üç kişilik bir ekibe çarşamba günü bunun netleşeceğini söylemişti. Ancak Weghorst sürekli Beşiktaş'ı oyalama, sürekli Beşiktaş'ı günleri öteleme amacı içerisinde. Net bir tarih, yani koskoca Beşiktaş Başkanı bile çarşamba günü bize geri dönecek dedikten sonra, o geri dönüş olmadıktan sonra benim bir tarih, benim bir gün vermem çok fazlasıyla yanlış olur. Ama en azından kaba taslak bir şekilde ben bu durumun artık 2-3 gün içinde şekillenmesini bekliyorum. Çünkü Beşiktaş yetkililerinin fazlasıyla bu durumdan sıkıldığını, fazlasıyla Weghorst'u beklemekten dolayı bunaldığını, başka adaylarla fazlasıyla görüştüğünü, hatta o adaylara resmi teklif yapma noktasında belki isimleri haberleştiremiyor olsak da en azından 3 aşağı 5 yukarı duyduğumuz, aldığımız bilgiler var.
Hatta zaman zaman ismini şu an basında duymadığımız futbolcularla da ilgilendiğini duyuyoruz. Şu an hiçbir basın organında çıkmayan isimlerle de Beşiktaş'ın ilgilendiğini duyuyoruz. Ama 2-3 gün içerisinde bu durum netleşecek gibi duruyor. Ama yine ben bir gün vermek konusunda çekiniyorum. Çünkü iki defa Weghorst şu gün kararını verecek dedik, olmadı. İkincisi pazara kaldı, şu gün kararını verecek dedik, olmadı. Ben bir daha tarih vermekten ziyade 2-3 gün içerisinde netleşeceğini söyleyeyim. Weghorst konusuyla ilgili olarak sorunuz varsa Sercan'a iletelim. Çünkü Sercan bir transfer gelişmesi daha verecek Beşiktaş'a dair. Eğer istiyorsanız. Yani Weghorst konusu değil, başka yani o bizim soracağımız bir şey ise onu devam ettiririz. Döndüğümüzde devam ederiz o zaman. Anlaşıldı yani. Şimdi Sercan. Kayıların Beşiktaş defteri kapanacak değil mi Sercan? Bu noktada hemfikiriz herhalde. Fazlasıyla hemfikiriz. Bunun Larin'in yerine de o bölgede kullanılmak üzere düşünülen bir isim vardı. Kasımpaşa forması giyen Muleka. Muleka ile ilgili bir transfer gelişmesi vereceksin. Bildiğim için söylüyorum tabii ki. Detayları senden alalım, ben sana bırakayım sözü. Muleka fazlasıyla iki haftadan bu yana dillendirdiğimiz bir isim. Valerian İsmail'in onayı gerçekleşmiş, alınsın dediği bir isim. Standart Liège'de çok fazlasıyla haberler yapılmıştı. Hatta sanıyorum Aldun abi, hatırlar mısınız? Siz sormuş olabilirsiniz, düzeltebilirsiniz beni. Bonservisli mi yoksa kiralama mı diye sormuştunuz. Ben Muleka'nın Standart Liège'le çok fazla haber çıktı. Bir yıl sözleşmesini kaldığı yönünde. Ben Muleka ve Standart Liège arasında yapılan kontratın bir değil, iki yıl sonra sona ereceğini öğrendim. Beşiktaş ilk fırsatta Muleka'ya, geçtiğimiz yıl Kasımpaşa Kulübü'nün, Serkan Reçber'in çok kıymetli bir isimdir, onun yaptığı taktikle aynı yol üzerinden kiralama artı satın alma opsiyonuyla bir teklif yapma hazırlığı içerisinde olduğunu öğrendim. Henüz teklife dair net rakamları söyleyememekle birlikte 750 bin euro, 1 milyon euro civarında bir kiralama bedeli, 3,5-4 milyon euro civarında da bir satın alma opsiyonu, parantez içerisinde söyleyeyim. Satın alma opsiyonu, zaten opsiyon kelimesinden de anlayabileceğimiz gibi izleyenlerimizin, zorunlu olmayan bir madde. Beşiktaş bunu planlıyor. Sayın Başkan Ahmet Türçebi, Sayın Kocadağ, Sayın Kazancı kendi içerisinde bunları konuşuyor ve ilerleyen tarihte ben kiralama artı satın alma opsiyonlu bir teklifte bulunacağını düşünüyorum. 3 aşağı 5 yukarıda teklifler bu şekilde. Düşünülen teklifler bu şekilde. Biz burada hep 4,5 milyon euro, 5 milyon euro civarında paralardan bahsettik. Ancak görüşmeler başladıktan sonra kiralama artı zorunlu olmayan satın alma opsiyonun 5,5 milyon euro civarında bir paraya tekabül ettiğinde, tekabül edebileceğini de altını çizeyim. Sercan Dikme'ye sorunuz varsa ben... Stoper konusundaki gelişmeleri de bir soralım istersen. Tabii. Yani bir Dinayer gündeme geldi. Abdülkerim Bardakçı gündeme geldi. Yani o konuda aldığı bir bilgi var mı? Onu sormak isterim ben. Dinayer'le ilgili bugün İstanbul'a, dün İstanbul'a gelmişti sanırım. Beşiktaş kulübünde yetkili olan isimlere sorduğumda Dinayer'le ilgili herhangi bir tasarruflarının olmadığını söylediler Haldun abi. Abdülkerim mevzusunda ise dün Ahmet Selim Kul A-Spor ekranları da haberleştirdi. Beşiktaş'ın rakamlara baktığımız zaman Fenerbahçe'nin yaptığı bonservis teklifinin Beşiktaş'a oranla çok çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Zaten Beşiktaş o paralara çıkabilecek düzeyde değil ama arada uçurum olsa da, arada fark olsa da Haldun abi, Abdülkerim'in Beşiktaş'ta oynamak istediğini ben Abdülkerim'in Beşiktaş dışında bir takıma imza atacağına kadar söylemek zorundayım. Çünkü bu bir teyitli haberdir. Bu birebir öğrendiğim bir haberdir. Abdülkerim'in ilk fırsattaki düşüncesi sol stoperde oynayabileceği, devamlı oynayabileceği bir takımda transfer olmak. Trabzonspor'da aynı noktada Vitor Hugo var. Fenerbahçe'de Salah'ı var. Galatasaray'da Marcao var. Ancak Beşiktaş'ta sol stoperde oynayabilecek bir oyuncu yok. Abdülkerim Beşiktaş'a transfer olmak istiyor. Ama bu da tabii ki Konyaspor yönetimi çok kıymetli ve gelen teklifleri gayet iyi değerlendirecek bir yönetim. Arada fark olması durumunda Beşiktaş dışında başka takımlara gidecektir. Ama eğer Beşiktaş'ın teklifi de Fenerbahçe'ye yaklaşırsa, en son 30 milyon TL'de bırakmıştı Beşiktaş bundan 1,5 ay önce. Eğer yükselse, Fenerbahçe'ye yakın bir teklifte bulunursa Beşiktaş'a döner bu iş. Ama arada uçurma olursa Beşiktaş dışında başka takımlara transfer olacak gibi duruyor Abdülkerim. Haldun abi. Teşekkür ederim.
Teşekkür ediyoruz Sercan Dikmez. Zeki Uzunduruk'un da sanırım bir sorusu var. Yani benim bu Jackson Muleka ile ilgili bana gelen bilgi de Beşiktaş 3 milyon euro önermiş ama önceki kulübünün de belirli bir şeyi varmış, hissesi varmış Muleka'da. O da hani %50'ye gibi Mazembe kulübüne de bir kısmı paranın aktarılması gerektiği için yeterli bulmamışlar Beşiktaş'ın önerisini. Çünkü bu bonservis ücretinin de bir kısmı eski kulübüne gidecek. Şöyle bir durum varmış ortada Muleka ile ilgili olarak. Zeki abi zaten siz söylüyorsunuz doğrudur ancak bende bu bilgi yok. Ama sadece 6 Haziran'dan bu yana Weghorst'a yılan hikayesi evet. tanımlaması yapabiliyoruz. Ben eminim Muleka ile ilgili biz bir ay, 1,5 ay boyunca konuşacağız ve 1,5 ay sonunda yılan hikayesi terimini kullanabileceğiz. Belçika'nın La Derni gazetesinde de çıkan bir haber. O yüzden hani sorayım dedim. Öyle de bir durum varmış. 3 ama... milyon euro aslında standart bir an önce elimizden çıkaralım diyormuş. Hani 3 milyon euro da iyi rakam ama 2 milyon euro daha önce vermişler Jackson Muleka'nın haklarını alabilmek için büyük bölümünü. Şimdi yarısı... Zeki abi en azından net olarak söyleyebileceğim kısım şu. 2 milyon euroluk, 2,5 milyon euroluk, 3 milyon euroluk paralara, meblağlara, bonservis ücretlerine bitebilecek bir transfer değil. Biz eğer bir gün bundan bir ay, 1,5 ay, 2 ay sonra Muleka'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu öğrenirsek emin olalım ki satın alma opsiyonunun kiralama bedeline de göz önünde bulundurarak tabii ki 3,5-4-4,5 milyon euro civarında olacağını göreceğiz gibi. Yani toplamda paketin hiçbir zaman kiralama ve Zeki abi kiralama ve satın alma opsiyonunun toplamda 2,5-3-3,5-4 civarında olmayacak. Toplam paket hep 4,5-5-5,5 civarında olacak. En azından teyit ettirebildiğim kısım bu. 4 milyon euro olduğu söyleniyor. Yani Sercan'a teşekkür ederiz kardeşim. Bir şey var mı Sercan? Yoksa iyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Yayınlar keyifle izliyoruz. Hoşçakal. Yani,